sizlere de saygıdeğer seyircilerimiz ve değerli konuklarımız, programımıza ilginizden ötürü teşekkürlerimizi sunmak istiyor ve kapatırken diyecektim bir kısa sözcük, ne dersiniz? Şimdi her şeyi iyice bir gözden geçirmemiz gerekiyor. İş bu halde. Kırım'ın falan bizimle alyansı var ama artık evlilik yapamaz. 141'de şurada bu noktada bizim için Polonya'ya karşı da bir şey olabilir aslında Kırım. Kırım'ı mümkün mertebe tutmak çabasına gidebiliriz ama mesela Tunus'u da tutabilir miyiz acaba diye düşünüyorum şu anda. Yani Miami ile 129, Fransa ile 140 yapmışız. Ama Karaman ve Ramazan varken başımızda bu iş zor. Ramazan'ı 1462'de yutabiliyoruz. Karaman'a daha çok var tabii doğal olarak. Çok doğal olarak. Sadece şöyle bir şey yapabiliriz onlara. Evet, düşmanlarımıza da üçüncü bir düşman eklemek, Memlükleri ekleyebiliriz, Venedik'i ekleyebiliriz. Şu aşamada Memlük'ün dikkatini daha çok çekmek istemiyorum açık söylemek gerekirse. Zaten onlar bize düşman ilan etmiş durumda. Fazladan kim var? Ali Seydi fena değil aslında. Kamer Derviş. Kamer Derviş'ten bir kurtulalım. Hiç olmazsa oradan askeri puan yemeyelim. Kayba gitmesin. Efendim. Bakayım. Fransa ile evlilik yapabiliyoruz. Hayır yok. Yani vasiyimiz olmadığı için orada Fransız kralı veliahtı şeyi ele geçirebilir. Tahtı ele geçirebilir. Bohemya kralıyla da bir anlaşalım. Onlarla da bir evlilik yapalım. Bakayım Fatih çok yaşlanmış mı ya? 27 yaşında ya. Yapar ya. Birkaç çocuk mu olacak? Birkaç çocuk yapar. Güvenilir. Müttefikler. Diplomatik annexation cost'un düşmesi de işime gelir. Çok güzel. Fatih Sultan Mehmet'in ölmemesi lazım arkadaşlar. O kesin. Kesin bilgi yayalım. Burada Ragusa'ya verdiğimiz garanti hikayesini kaldıracağım ben. Kim alırsa alsın Ragusa'yı, umurumda değil. En yakına şu military access hikayesini de sonlandıralım. Şu işin bir durumun ne olduğunu görelim bir. Şu İstanbul'a bir inelim. Military access'imizi de kaldıralım. Neymiş? 6'da 4. Evet, 2 tane fazlalığımız var. Bu da çok doğal. Çok gayet doğal. Konstantiniyye'ye kor atalım. Temeşvar'a kor atalım. Temeşvar'ı yeni almıştık orada. Şunu da kaldıralım. Yükseltelim. Çok güzel. Şimdi ülke Hristiyan oldu. İş bu halde. Bize mail edenler değişmiştir. Evet, bakın Trabzon ve şey Teodoro bize meyyal. Başka kimler var? Onu da bir görelim. Acaba bizi seven
sevenlerimiz çok mu, ona bir bakalım. Bu Transilvanya hikayesinde hemen oraya bir spy network çakaraktan Macaristan ve Avusturya, başka kimi alabiliriz? Kastil ve İngiltere. Belki İngiltere'yi almak daha çok işime gelecek şimdi. Fransa ile ilişkilerimin biraz daha gelişmesini sağlar bu. Şu Dulkadir hikayesi yahut da Anizah ve Candar. Candar aynı zamanda Kırım'la da Anizah ve Candar. Hmm. Güzel. Akkoyunlu'ya girerek böyle bir Candar mevzunu aradan çıkartma şansım var. Bunu sevdim. Bu güzel bir ihtimal. Bu arada orduda 33 mevcut var. 46'ya kadar. 40 mı? 7 nerede? Ha, buradaydı. Pardon. Bu 7'liyi de Sivas'a çekelim. Sivas'a çekelim. 72 lükayla çözelim o işi. İçeride Bükreş'i de alalım. Evet. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Akkoyunlu'ya girip Candar'ı aradan çıkartabiliriz. Trabzon vazal olarak geliyor zaten. Sonra birazcık böyle Kafkaslara yönelebiliriz. Bu arada Transilvanya'yı parçalatmıştık. Oradan devam edebiliriz. Sırpları aradan çıkartma şansımız da var. Yok değil hani. O da mümkün ama bütün buralara Negatim Asidin yani. Evet. O da bir ihtimal bence. Bu arada Macaristan üstüne bir kez daha gidebiliriz ama şimdi bir batıya gittikten sonra biraz doğuya dönmek daha mantıklı geliyor bana. Vazalları da çıkartmamız lazım aradan. Yani bu işi 1462'de yapabilir. 2 yıl var daha. 2 yıllık süreç epey bir can sıkıcı. Transilvanya'ya atıyoruz. Tamam. Çok güzel. Defender of Fate mi? İnancın koruyucusu olabiliyoruz. Yok. Teşekkür ederiz. Şu anda almayalım. Şu anda çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Kendim olarak. Bizzat. Evet. 8 burası, 8 burası. İkisi de bizim için aynı şey. Ama burada bir kale var. Burası önemli olabilir. Bakın burası önemli. Başka nerede korumuz yok bizim. Sırplarda yok. Bir de Akkoyunlu'da yok. İlk aradan çıkartabileceğimiz hikaye aslında Akkoyunlu ve Candar hikayesi. Onun için hemen şu Akkoyunlu ve Candar hikayesine bir kalkışalım. Bu yediliği de çalıştıralım. Bakalım neler olacak. Yani ilginç oldu aslına bakacak olursanız. Bayezid doğdu. Olur. Adı Bayezid olsun. Böylece bir varisimiz olmuş oldu. Eğer olmasaydı Fransız veliahtı bayağı
bizim tahta çıkacaktı. Öyle bir hal oluşmuştu yani. Tehlikeliydi ama yapmak gerekiyordu bunu. Başka çare yoktu. Şimdi düşündüğüm şey Akkoyunlu'ya girip şu Erzurum olayını çözüp ondan sonra bakalım neler yapabiliriz. Şu Candar'ı da aradan çıkartmak. 62'de de Karaman'ı alabilirmişiz. İlhak edebilirmişiz. Sede dediği o ilhak. Opinion'u düşermiş. Karaman'daki korumuzu kaybedelim ya. Çok önemli değil. Zaten onların şu anda bizden pek haz etmedikleri ortada. Yani hiç haz etmedikleri hatta ortada. Şurada Fransa'dan kısa bir süreliğine de olsa çekeyim bunu. Arkadaşlar 1462'ye az bir zaman kaldı. Ramazan'ı yutmam lazım. Bu diplomatik puanımdan ciddi şekilde yiyor. Buna engel olmam gerekiyor. Buna engel olmak için mümkün mertebe hızla bir şekilde 7 Ocak 1462'ye kadar Mart 1462'ye kadar aneks işini bitirmemiz gerekiyor. Bir corruption, bu yozlaşma kazanma hikayesi çok kötü ya. Bu iyi olmadı bakın. Bu hiç iyi bir şey değil. Biz bunu zaten corruption'a bir sürü para yediriyoruz yani. E peki bir şey yaparsak istikrarı düşürürsek, stability istikrarı düşürürsek ne olur? Çıkartırız tekrar ama tam ID'yi açabilecekken filan gibi bir durum oluyor. %25 hükümet reformu, yönetim reformu da var. En iyisi bu. Başka yapacak bir şey yok. Tekrar yükselteceğiz. Bu arada kor hikayesi geldi. Hemen şöyle yapalım. İkiye bölelim. Bu arkadaşı Çankırı'ya yollayalım. Bu arkadaşı da ikiye bölelim. Şöyle yapalım. Şunu da Cani'ye yollayalım. Tekrar devam etmeye gerek yok o noktada. Hop, sen Cani'ye gidiyordun galiba. O noktada devam etmeye gerek yok. Şu Ramazan'da ilhak ettik mi? Bu iş gayet güzel gidiyor demektir. Gift hediye göndermiştik. Başka yapacak bir şey yok o noktada. Orada 158, hadi birazcık ha gayret savaşı ilan etmeden onu almak istiyorum ama keşke biraz daha erken başlasaydım. Neyse, şuna da bir bakalım. Hani Zah ve Candar. Ha, istersek Kırım da geliyor bizimle. Toprak vermeyi mi? Toprak vermemiz gerekiyor sanırım. O çok benim çok istediğim bir şey değil. Gelmese de olur. Kırım'la işlerimiz iyi gidiyor bu arada. Evet. Tunus da düşüktür oldukça ama. Şunu bitirdikten sonra Tunus'a birazcık şans tanıyalım. Hatta Tunus'a şimdiden gönderelim. O düşsün istemiyorum ya şu anda. Memlü'ye karşı bir kalkan olarak kullanıyoruz diyebilirim yani. O yüzden düşsün istemiyorum. Ama şu Ramazan işi de bir hallolsa da sevinsek. Nereyi? Evet, burası olur. Olur. Tabi eyalet ilan edelim orayı da. Ne olmuş?
Yeni eyaletler, yeni 5 yeni eyalet aldı. State maintenance, yani eyaletlere harcanan giderler bir miktar düşecek. Güzel, bence olur. Onun düşmesi iyi olur, iyi de olur. İşte biraz gelirimizi yükseltti gördüğünüz gibi. Hadi Ramazan, ha gayret Ramazan. Yapabilirsin oğlum. Başarırsın sen. Hadi oğlum. Bastır Ramazan. 180. Çok az bir şey kaldı. Ramazan'ı anekslemeye başlayınca, ilhak etmeye başlayınca yani arkadaşlar. Oradan Akkoyunlu savaşıyla devam edeceğiz. Bu arada genel kaydın 1 saat 52 dakikayı bulduğunu görüyorum. Tabii siz şu anda bir parçasını izliyorsunuz bu genel kaydın ama ben bu kaydı kesintisiz olarak almayı tercih ettim. Diplomasi geldi bu arada, askeri teknolojiymiş üstelik de, ki buna sevindim. Bu güzel oldu. Savaşa girmeden önce bu işi aradan çıkartmış olmak gayet güzel oldu. Evet, 190 oldu. Hemen geri çekelim diplomatımızı. Hemen annex'e başlayalım, ilhak etmeye başlayalım. Hemen ya da orada devam etsin, ben Bohemia'dan çekeyim onu. Hemen burada savaşa başlayalım. Akkoyunlu'yla gireceğiz. Böylelikle Jandar'ı da aradan çıkartmış olacağız arkadaşlar. Yani hesap o. Açık söylemek gerekirse hesabım o. Şu Anadolu'daki kontrol işini hallettikten sonra Dulkadir'i de aslında çözüp Akkoyunlu'yu da biraz pataklayıp Trabzon'u da vazal alıp bu işi çözdükten sonra batıya yönelebiliriz diye düşünüyorum birazcık daha. Dediğim gibi başardık nihayet aslında Hristiyan yapmayı, Osmanlı'yı. Ama henüz iş bitmedi. Hatta hikaye yeni başlıyor. Macaristan, Avusturya ve bizi almış Venedik düşman olarak. Enteresan bir tavır. Değişik bir bakış açısı. Yeni bir felsefe. İdiyotloji. Timur'u düşman almak beni hiç ilgilendirmiyor ya. Açık söylemek gerekirse. Batı'ya ilerlemek istemiyorum yani. Memlü'yü de şimdi düşman almak çok işime gelmiyor. Venedik'te dediğim gibi hem Macaristan'ı, yani benim de düşman edindiğim bir ülkeyi, hem Avusturya'yı, ki benim de düşman edindiğim, edinebileceğim en azından bir yeri düşman edinmiş, ama buna rağmen enteresan. Neyse, burada Transilvanya'yı kurdurmuş olduk. Şu noktada isterseniz burada bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar diyerek ben bir kapanış anonsu geçeyim. Ama sonra bu işleri bir yeni videoda kotarmak üzere görüşürüz diyerek aslında sahte bir anons geçerek oyuna, yani kayda devam edeceğim ben. Artık bir sonraki kayıtta ne yapacağız? Akkoyunlu ve Jandar hikayesiyle devam edeceğiz. Bunları aradan çıkarttıktan sonra bazı şeyler şekillenmeye başlayacak sanırım. Bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye bozala bozbaşlı fisporsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye de bozala bozbaşlı fisporsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı fisporsuk, diğer tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı fisporsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı fisporsuksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı fisporsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı fisporsukum demiş. Oh!